Bu parçada öne sürülen çözüm aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın süzülebilmesi, demlenebilmesi, durulabilmesi için ruhunu ve beynini farklı bir şekilde konumlandırması gerekiyor. Bu dünyada yaşanılan bu kadar ruhsuz olaya karşı. Kendimizi telaş içinde koşturan insanların yer aldığı hayat otobüsünden hop diye atmalıyız. Evet, yani öne sürülen çözüm, hayat koşuşturmacasının içinden çıkmak, ayrılmaktır. Nitelikli bir bakış açısına sahip olmak değildir. Yaşam koşuşturmasının içinden sıyrılmak, evet, öne sürülen çözüm budur. Süreklilik arz eden her şeyden uzak durmak değildir. Ruhsal ve bedensel açıdan uyum sağlamak değildir. Sıradan yaşamın getirilerinden yararlanmak değildir. Evet, kendimizi telaş içinde koşturan insanların yer aldığı hayat otobüsünden, yani yaşam koşuşturmasından çıkarmalıyız. Bu koşuşturmacadan sıyrılmalıyız. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada karşı çıkılanlardan değildir? Okumak yazmaktan daha önemli bir edebi eylem ama hep yazmak kutsanır. Yazar olmak çok önemli bir sıfattır da okur olma unvanı neredeyse kişiyi tatmin etmez. Yani okumanın, yazmanın gerisinde tutulması karşı çıkılan düşüncelerden biridir. Bulduğu her şeyi okumak zorunda olan bir Anadolu kasabası ifadesinde de olanaksızlıklar yüzünden kitap okunmaması yine karşı çıkılan bir durumdur. Okur kendine ait bu şanlı sıfatı göğsünü gere gere kullanmıyor. Çünkü okumanın karmaşık yollarında doğru bir rehber bulup ışığın ruhunu aydınlatacağı o büyük buluşmayı bir türlü yaşayamıyor. Evet, doğru bir rehber bulunamamaktan bahsedilmiştir. Yani doğru okumayla ilgili yol gösterici kişi ya da kitapların olmaması karşı çıkılanlardan biridir. Okumamanın kitaba ulaşamama mazereti ortadan kalktığına göre kimse bahsetmese de Türkiye'de okuma eğrisi de yukarı doğru tırmanıyor ve bu sıçrama kimseyi mutlu ya da tatmin etmiyor olacak ki hiç kimse ifadesi içinde bir zerre bırakmayacak kadar doldurarak söz etmiyor bu durumdan. Evet, bu durumdan söz edilmemesi, olanaklara rağmen kitap okunmamasının nedenlerinin sorgulanmamasıdır. Yani karşı çıkılan durumlardan biridir. Nitelikli kitap sayısının azlığına dair bir anlatım yapılmamıştır. Bu duruma karşı çıkılmamıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada yazarlıktaki korkularla ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Üstelik konuşmayı hiç sevmeyen, kendisini ziyarete gelen okuyucularını sohbet adına sanırım hayal kırıklığına uğratan biriyim. Kelimelerim sözün değil, yazının kelimeleridir. Bu yüzden kalemi bir daha elime alamamaktan artık korkuyorum. Temel korkum bu. Ama korktuğum küçük şeyler de var diyerek bir iki durumdan daha bahsedilmiştir. Sürekli yazmak onun korkularından biri değildir. İyi yazamamak onun korktuğu küçük şeylerdendir. Tekrara düşmek de yine korktuğu küçük şeylerdendir. Kötü yazıyı fark edememek de yine korktuğu küçük şeylerdendir. Burada asıl korkusunu dile getirmiştir. Kalemi bir daha elime alamamak. Yani bir daha yazamamaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Böyle düşünen biri aşağıdakilerden hangisini söyler? Resmini yapsan olmuyor, fotoğrafını çeksen olmuyor. Yani hoş olmuyor demek istiyorum. Ondan sonra Taksim'de Talimhane Meydanı'ndaki şık apartmanların neresinin resmini yapmaya değer tarafı vardır? Hangi bir köşe başını döndükten sonra olmayacak şeylerle bizi karşı karşıya bırakacak? Artık çitlembik ağaçlı, kuytu bahçeli, mezarlıklı, mescitli sokaklar kalmadı. Evet, artık o eski yapıdan eser kalmamıştır. Bu durum dile getirilmiştir. Sanat bilineni değil bilinmezliği ele alan bir süreçtir. Hayır, bunu söylemez çünkü anlatılan durumla ilgili değildir. Eskinin köhneliği yerini yeniliğin canlılığına bırakmalıdır. Hayır, burada eski savunulmuştur. Bir sanatçının en büyük başarısı gerçekliğe uzak durabilmesinde gizlidir. Gerçekliğe uzak durmaktan bahsedilmemiştir. Somutu sanatsal olarak dile çevirmek kolaydır. Önemli olan soyutta bunu başarabilmektir. Böyle bir somut soyut karşılaştırması yapılmamıştır. Betonlaşma kaçınılmazdır. Beton asaletsizdir. Evet. Eninde sonunda betonlaşmanın her yeri kaplayacağından bahsedilmiştir. Ancak bu durum sanat eserlerinde kendini gösteremez. Çünkü eski ortadan kalktığı için artık
farklı olan, ilginç olan bir şey olmadığı için bu bir olumsuz durumdur ve asaletsizdir demesi gayet normaldir. Dolayısıyla bu sözü söyler. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadan kedilerle ilgili verilen tespitlerden hangisine ulaşılamaz? Ortaya çıktıkları ilk yere özgü karakteristik özelliklerine ulaşılamaz. İlk olarak Türkiye coğrafyasına sahneye çıktıklarından bahsedilmiştir. Ancak karakteristik özellikleri dile getirilmemiştir. İnsanlar tarafından evcilleştirilme amaçlarına ulaşılabilir. Fareleri yakalamak için insanlar ilk olarak kedileri kullanmışlardır. Daha sonra gemi yolculuklarında haşeratlardan kurtulmak isteyen Romalılar ve Vikinglilerin kedileri kendilerine yol arkadaşı yaptığından bahsedilmiştir. İnsan yaşamından alınan özelliklerine değinilmemiştir. Sadece insanlar tarafından evcilleştirilme amaçlarına değinilmiştir. Yani 1 ve 3 numaralı yargılara ulaşılamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Roman yazma süreciyle ilgili bilgi veren yazara yönelik bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 3 ay boyunca hemen hemen her gün bilgisayarımın başına oturarak yazdım ve çeşitli araştırmalar yaptım. Yani çalışkandır. Tabii ki kitabın kafamda oluşma aşamaları daha eskilere gidiyor. Gün içerisinde yanında taşıdığım ajandaları, aklıma gelen her şeyi yazdım. Kurgu bir organizma gibi yazım sürecinde sürekli kendini yenileyip geliştiriyor. Yani yenilikçidir. Bu yüzden geriye dönüp değiştirdiğim ve yeniden yazdığım bölümler de oldu. İnsan bir roman yazarken yazdığı şeyler karşısında duygu patlamaları yaşayabiliyor. Bazen bunlardan arınarak yazılanlara geriye çekilip bakmak gerekiyor. Bunun için defalarca okumak lazım. Defalarca okuyup incelediğine göre demek ki titizdir. Roman bittikten sonra 2 hafta için hiçbir şey yapmadım ve sonrasında yazdıklarımın çıktısını alıp kağıt üzerinden okudum. Bunun oldukça faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, bir plan dahilinde hareket etmektedir. Yazarken her şeyi not almaktadır ajandasına. Sonra 2 hafta hiçbir şey yapmamaktadır. Sonra tekrar kontrol etmektedir. Değişiklikler yapmaktadır. Onun planlı biri olduğunu, yani düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Sorgulayıcı olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada günümüzdeki aşk anlayışına yönelik eleştirilerden hangisi yapılmamıştır? Yeni dünyanın tanım bombardımanı altında çürümüş bir şey haline geldi. Bu çürümüş bir şey haline gelen nedir? Aşktır. Sosyal medyadan sinemaya, edebiyattan politikaya kadar her şey bize aşkı tanımlama iddiasında. Her gün birileri sürekli aşkı nasıl yaşamamız gerektiğini vaaz ediyor. Zamanı insanı kolay olanı giderek daha fazla istediği için zihni de hızla sığlaşıyor. Bu sığlıkta saf aşk gibi derin kavramların yaşanması çok zor. Yani aşk anlayışı sıradanlaşmıştır. Yani sıradanlaşma eleştirisi yapılan bir durumdur. Duygusuzlaşmadan bahsedilmemektedir. Burada zihnin sığlaştığı dile getirilmiştir. Ticari hırslar için araçlaşma, evet, bu da eleştirilmiştir. Önerilen şeylerin yapılması halinde elde edebileceğimiz bir ürüne dönüştü ve bunun sevgililer gününden ısrarla kutlamamız istenen yıl dönümlerine kadar geniş bir ekonomisi de var. Evet, yani ticari hırslar için bir araçtır aşk. Dolayısıyla 1 ve 3 numaralı verilmiş olan eleştiriler yapılmıştır, ancak 2 numarada verilen yapılmamıştır. Cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yeni bir paragrafa geçilebilir? Evet, bu tarz sorularda verilen parçada iki konu bulunmaktadır. İki konu bulunduğu için de iki paragrafa ayrılabilmektedir. Yapmamız gereken bu iki konuyu tespit etmektir. Parçayı okuduğumuzda 4 numaralı cümleye kadar bir yazarın Gül ve Lale kitaplarından bahsedilmektedir. Ancak 4 numaralı cümleden sonra Gül kavramının divan edebiyatındaki yeri dile getirilmiştir. Dolayısıyla konu değişmiştir. Yani ikinci paragraf 4 numaralı cümleden itibaren başlar. Cevabımız 4 numara, C seçeneğidir. Bu parçada Peyami Safa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaya konmamıştır? Vedat Günyol çapında çok değerli bir yazar şüphesiz ki, ama Peyami Safa'yı bir çırpıda harcıyor. Bu da tamamıyla bir tarafın düşüncenin savunucusu olma meselesinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
Yani Peyami Safa tarafsız bir şekilde ele alınmamıştır. Tarafsız bir şekilde ele alınmadığına değinilmiştir. Peyami Safa romanları bugün baktığımız vakit roman sanatı açısından hala çok önemli bir noktadalar. Yani romancılığın günümüzde de önem taşıdığı ortaya konmuştur. Aynı şekilde Peyami Safa'yı sahiplenen cenahın da görmezden gelişleri, yani kendisini sahiplenenler tarafından da değerinin ortaya konmadığı dile getirilmiştir. Türk romanına sevgisiz yaklaşılmış, hep bir yukarıdan bakış var. Bu tabii çok zararını olmuş edebiyatımızın. Peyami Safa da bundan nasibini almış. Yani Türk edebiyatındaki bir yaklaşımdan ötürü sağlıklı biçimde eleştirilemediğine de yine değinilmiştir. Roman türü dışında eser vermemesinin nedenlerine değinilmemiştir. Bu ortaya konmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada yazarın hikaye ve şiir türünü seçmesindeki gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? Yıllarca ıvır zıvır işlerde çalışıp çocukları büyüterek yazmaya çalışırken fark ettim ki acilen bitirip kurtulacağım şeyler yazmam gerekiyordu. Hemen karşılığını alacağım bir şeyler yazmak zorundayım. Seneye ya da 3 sene sonraya değil. Dolayısıyla şiire ve hikayeye yöneldim. Evet, bu türlere karşı ilgi duyduğundan değil, en iyi türler olduğundan değil, bu türlerde ustalık göstermek istediğinden değil, okuru en çok etkileyen türler olduklarından değil. Kısa bir zaman aralığında yazılabilme özelliğinden dolayı bu türlere yönelmiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada usta bir yazar olmanın süreçlerine ilişkin verilen ayrıntılardan hangisine yer verilmemiştir? Aylarca üzerinde çalıştığım ama yine istediğim gibi olmayan öykülerim vardır. Yarım eksik tamamlanmış. Benim de acaba bunu ben mi yazdım dediğim anlar oldu. Evet, burada şaşkınlık uyandırmaktan bahsedilmiştir. Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir kitabında bunun büyük bir aşama olduğunu şöyle örnekler. Yeni yetişen bir ressam ustasına sorar. Resmimi ne zaman bitmiş gözüyle bakmalıyım? Ustanın karşılığı şöyledir. Karşısına geçip de afallayarak, ben mi yaptım bunu dediğin zaman. Evet, burada da hayranlık duygusu dile getirilmiştir. Dolayısıyla hayranlık uyandırma ve şaşkınlık uyandırma süreçlerinden bahsedilmiştir. Bu ayrıntılar dile getirilmiştir. Ancak takdir edilmeden bahsedilmemiştir. Bu sebeple cevabımız yalnız 3, C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Bir parçayı oluşturan cümleler tıpkı bir zincirin halkası gibi birbirlerine bağlıdırlar. Bu bağlılığı sağlayan unsur da konudur. Konunun dışına çıkılmış olan cümle parçanın anlam akışını bozan cümledir. Yapmamız gereken konuyu tespit etmektir. Osmanlı'da ayak topunun 19. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler aracılığıyla oynanmaya başladığını görüyoruz. Evet, ayak topundan, futboldan bahsedilmektedir. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı'da oynanmaktadır. Tabii bu sırada, evet bu sırada dediği 19. yüzyılın sonlarıdır. Rugby, kriket ve tenis gibi aklımıza gelmeyecek birçok oyunda Osmanlı topraklarında icra ediliyor. Evet, ilk iki cümle birbiriyle bağlantılıdır. Bu durum, yani ilk iki cümledeki durum aslında insana ilk bakışta tuhaf geliyor. Memleketin o günkü çok uluslu yapısı düşünüldüğünde mantıklı olabiliyor. Evet, memleketin o günkü çok uluslu yapısından bahsedilmiştir. Yani yine Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki durumuna atıfta bulunulmuştur. Bu cümleler birbiriyle ilişkilidir. Çok uluslu bir dünya düzeni dünyanın hemen her yerinde görülmektedir. Çok uluslu bir dünya düzeninden bahsedilmiştir. İlk dört cümledeki konunun dışına çıkılmıştır. Ayak topundan veya Osmanlı'da oynanan diğer oyunlardan hiç bahsedilmemektedir. Dolayısıyla düşüncenin akışını bozan cümle 5 numaradır. Cevabımız E seçeneğidir. Bazı yazarlar okumayla ilgili bu parçada önerilerden hangisinde bulunulmuştur? İnce Mehmet'i okumadan önce Ağrı Dağı, Yer Demir Gök Bakır, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Deniz Küstü ve Sarı Sıcak okunmalıdır diye bir öneride bulunmuştur. Marquez'de okumak için Kırmızı Pazartesi, sonra 12 Gezici Öykü, daha sonra da 100 Yıllık Yalnızlık
okunmalıdır diyerek belirli bir sıranın takibinden bahsedilmiştir. Yani bu parçada verilen öneri bir yazar okunacaksa belli bir sıra takip edilmelidir. Nitelikli eserlerin tercih edilmesi, verilen eserlerin içerisinde en niteliklisi budur ya da şudur şeklinde bir anlatım yapılmadığı için bu bir öneri değildir. Yazarın yaşamıyla ilişkilendirilmesi, ne Yaşar Kemal'in ne de Márquez'in yaşamından bahsedilmemiş, bunlarla eserler arasındaki ilişki dile getirilmemiş, dolayısıyla bu da bulunulan önerilerden biri değildir. Evet, bir numarada verilen öneri dile getirilmiştir bu parçada. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Benzetmede aralarında ilgi bulunan iki varlıktan ilgi yönünden zayıf olan güçlü olanın özelliğiyle anlatılır. Tanımlamada bu nedir sorusuna cevap verilir. Bir varlık ya da kavram ne olduğu açıklanır. Örneklemede soyut olan düşünce somut örneklerle dile getirilir. Karşılaştırmada aralarında ilgi bulunan en az iki kavram çeşitli yönlerden değerlendirilir. Tanık göstermede de düşünce daha inandırıcı hale getirilmek için alanında uzman birinin sözü paylaşılır. Bize verilmiş olan bu parçada Binbir Gece masallarıyla Binbir Gündüz masallarının içerikleri karşılaştırılmıştır. Binbir Gece masalları kadınların vefasız ve sadakatsiz olmadıklarını kanıtlamak için anlatılırken, Binbir Gündüz masalları ise erkeklerin vefasız olabilme olasılığının düşünülmesinin bile yanlışlığını doğrulamak için anlatılmıştır. Evet, burada bir karşılaştırma yapılmıştır. Her ikisi de masal türünde eserdir ve içerikleri yönüyle karşılaştırılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada söz konusu kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bunun içindir ki sonunu bildiğimiz halde tekrarlatmaktan bıkmadığımız çocukluk masalları gibi satır satır bildiğimiz kara kitabı okumaktan bıkmayız. Yani birden fazla okumaya zemin hazırladığına değinilmiştir. Aynı zamanda okumaktan bıkmadığımıza göre okunurken bir haz verdiğine de yine değinilmiştir. Namık Kemal ve Ahmet Mithat'ın pozitivist batı romanını yerleştirmek için anlatı dünyasından söküp atmak istedikleri geleneksel hikayeye itibarını iade eden ilk edebi metindir. Geleneksel hikayeye itibarını iade ettiğine göre milli anlatım geleneklerine yaslandığına değinilmiştir. Gerçekçi ve öğretici olmaya şartlanmış romancıların güdümündeki okur için büyülü bir bahçeye çıkmak gibidir. İçinden atamadığı olağanüstü hikaye dinleme ihtiyacını yüksek edebiyat içinde rahatça giderebilmektedir bu eser sayesinde. Yani içerik açısından olağanüstülükler içerdiğine değinilmiştir. Halkın yaşamını yansıtan içeriğine değinilmemiştir. Böyle bir içerik bilgisi verilmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada Cahit Zarifoğlu'nun verilen özelliklerinden hangisine ulaşılır? Modern şiirimizin ayrıksı ve modernist şairlerinden Cahit Zarifoğlu olarak tanımlanmıştır. Yani çağdaş bir şair olması özelliğine ulaşılabilir. Çünkü o modernist bir şairdir. Ve ayrıksıdır. Kendi poetik çizgisine bağlılığından bahsedilmiştir. Yani kendisine özgü bir çizgisinin olması yine Cahit Zarifoğlu'nun bir özelliğidir. Ve 1967-1985 yılları arasında toplam 4 şiir kitabı çıkardığından bahsedilmiştir. Yani fazla üretken bir sanatçı olmaması da yine onun bir özelliğidir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 numarada verilen özelliklere ulaşılır. Cevabımız E seçeneğidir. Yazarın bu parça söylediklerinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Uzun yaşayan sanatçılardan nitelikli eser vermesi beklenemez. Hayır, bu yargıya ulaşılamaz. Çünkü yaşlandığında olgunlaştığından bahsetmiştir. Bir yazarın başarı sağlamasındaki temel etken yaşının genç olmasıdır. Hayır, yine yaşı ilerledikçe daha olgun bir hale gelindiğinden bahsedilmiştir. Akıl yürütmeyi ilke edinmeyen yazarın eserleri her zaman yavandır. Akıl yürütmekten bahsedilmemiştir. Olgunluk dönemi sanılanın aksine bir yazarın olgun eserler verdiği dönem değildir. Yo, böyle bir yargıdan bahsedilmemiştir. Yaş ilerledikçe daha olgun eserler verilebileceğinden bahsedilmiştir.
Sanatçılar belli bir yaşa ulaşınca yetenek azalması korkusuna kapılır. Evet, bu yargıya ulaşılabilir. Ya akarsu gibi akmasam, toprağa, suya, bitkiye işlemesem sorusunda bu durum dile getirilmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Yazarların yaşamlarıyla ilgili bilgilere yönelik parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Meraklı okurda eserleri ciddi şekilde okuma isteği uyandırdıklarına değinilmiştir. Bu tür konuların konuşulması bir yandan önemlidir çünkü yapıtlar üzerine ciddi bir yeniden okuma fırsatı verir meraklı okurun eline. Evet, bu cümlede bu duruma değinilmiştir. Eserlerde yaşamdan kesitlerin olup olmamaları hakkında bilgilenmeye yardımcı olmalarına yine değinilmiştir. Yazarın kaleme getirdiklerinde kendi yaşamına ne kadar saptığı ya da metinlerdeki otobiyografik ağırlığının tartılması bağlamında nitelikli tartışmalar yürütülmesi, yürütülmemesinden her zaman için evladır. Burada aynı zamanda eserle yazar arasında sağlıklı ilişki kurmayı sağladıklarına da yine değinilmiştir. Yazılanların değerini ikinci planda bırakabildiklerine de değinilmiştir. Tehlikeli durum zaten parçanın ikinci kısmına dile getirilmiştir. Ama önemli olduğu kadar bir yandan tehlikelidir. Çünkü aynı şekilde yazarın ardında bıraktıklarına katkısı olabileceği gibi zarar da dokunabilir. Bu zarar daha çok işin dedikodu kısmından doğar ve yazarın yaşamını yazdıklarından önce görmenin anlamsızlığıyla yayılır. Dolayısıyla hayatı yazdıklarının önüne geçmektedir. Nitelik açısından okur sayısında artış sağladığına dair bir anlatım yapılmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada bir yazardan beklenen aşağıdakilerden hangisidir? Biz kendimizi anlatmıyoruz, başka karakterler yaratıyoruz. Yazmanız için ötekini hissetmeniz lazım. Ötekine baktığınızda insanlar mutlu değil, çağımız mutsuzluk çağı. Evet. Ötekini hissetme demek empati yapma demektir. Yer yer kendini de anlatmalıdır değil, kendine olan inancını yitirmemelidir değil, sanatın iyileştirici gücüne inanmalıdır. Yazarın teşhis etmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Onu tedavi etme gibi bir görevi yoktur. Sadece o sorunu ortaya koyar. Dolayısıyla bu da beklenmez. Bireysel değil, toplumsal konuları ele almalıdır. Bireysellikten ve toplumsallıktan uzak durma veya bireyselliğin yerine toplumsallığı tercih etme gibi bir anlatım yapılmamıştır. Ötekini hissetmek için bir yazarın empati yapması gerekir. Yani bir yazar empati kurmalıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Bize verilmiş olan bu parçada Çehov'un karakterlerinin gerçekçi oluşunun nedeni dile getirilmiştir ve bu yazarın kendi görüşüdür, düşüncesidir. Yazar bu parçada düşüncesini savunmaktadır, düşüncesini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla amaç bir düşünceyi savunmak olduğu için tartışma tekniğinden yararlanılmıştır. Ve düşüncesini somut olarak ortaya koyabilmek için örnek vermiştir. Çehov'un hikayelerinden bazılarını örneklendirmiştir. Yani bize verilmiş olan bu parçanın anlatımında tartışma ve örnekleme vardır. Cevabımız C seçeneğidir.